Merhaba arkadaşlar. Bugün tiroid nodülleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Bilgilendirmek istiyorum sizi. Şimdi tiroid nodülleri, tiroid bezi içerisinde bulunan şişliklere verdiğimiz isim. Bize genellikle polikliniğe nodülü olan hastalar boyunda şişlikle beraber ele gelen bir kitle yakılmasıyla başvurmaktalar. Bazen ses kısıklığı ve yemek yerken zorlanma gibi şikayetler de olabilmekte. Tiroid nodülü olan bir hasta geldiğinde mümkünse poliklinik şartlarında değilse radyolojik olarak ultrasonografi görüntülemek yapmak gerekiyor. Ultrasonografide nelere dikkat ediyoruz? Mutlaka tiroid nodülünü boyutları bizim için önemli. Onun dışında nodülün düzenli olup olmadığı, kanlanma paterni, içinde kalsiyum çikolatalarının olup olmadığı, tek nodül mü, birden fazla nodül mü var? Bunu mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Ve nodülün soğuk mu, yani siyah mı, tiroidle aynı renkte mi, yoksa daha mı koyu renkte olduğunu da değerlendirmek gerekiyor. Daha sonra tiroid nodülünün hormon salgılayıp salgılamadığına bakmak gerekiyor. Bunun için basit olarak T3, T4, TSH adını verdiğimiz hormon testlerimiz var. Onları istiyoruz. Bazen tiroid nodülünün zemininde yatan bizim Hashimoto adını verdiğimiz ya da tiroidit adını verdiğimiz durumlar olduğu zaman antikor testleri, anti-TPO ve anti-tiroglobulin testlerini de istemekteyiz. Bundan sonra eğer nodülü tiroid hormonu salgılamadığını tespit edersek tiroid nodülüne biyopsi yapılması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? O açıdan değerlendirmek gerekiyor. Peki neye göre biyopsi yapılıp yapılmadığına karar veriyoruz? Genellikle sert veya solid adını verdiğimiz nodüller 1 cm'in üstündeyse biyopsi yapmakta fayda var. Bunun dışında nodülün kanlanması fazlaysa, mikrokalsifikasyon adını verdiğimiz kalsiyum çikolatları varsa, nodül siyah görünen bir nodülse, yani hipoekoik bir nodülse ve kapsülü düzensiz ise mutlaka biyopsiyle değerlendirmek gerekiyor. Kistik adını verdiğimiz, eğer nodülün içinde sıvı varsa bu nodüllere çoğunlukla biyopsi gerekmemektedir. Bazen kisti boşaltmak için ince iğneyle boşaltma işlemi yapabilmekteyiz. Onun dışında mix adını verdiğimiz, yani hem sıvı içeren hem sert olan nodülleri tercihen içini boşaltıp biyopsi almak da önemli. Diğer bir husus, birden fazla nodülü var hastanın, hepsinden biyopsi yapalım mı? Bu kriterleri her nodül için ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Eğer birden fazla biyopsi yapılacak nodül varsa mutlaka hepsine biyopsi yapıp ayrı ayrı değerlendirmekte fayda var. Çünkü tek nodül için tiroid kanser riski %5. Ama birden fazla nodül olduğunda bu risk her biri için artabiliyor. Eskiden tek nodül olduğunda kanser şüphesi daha fazla kanserden şüphelenirlerdi. Ama şu anda öyle bir durum yok. Her nodülü mutlaka ayrı ayrı değerlendirip biyopsiyle iyi mi kötü mü olduğuna karar vermek gerekiyor. Peki tiroid nodülüne biyopsi yaptık. Nasıl sonuçlar çıkabiliyor? Birkaç çeşit sonuç var. Bir, iyi huylu olabiliyor. İyi huyluysa nodülü 6 aylık aralarla takibe almak gerekiyor. Nodül eğer kötü çıkarsa mutlaka ameliyatla tiroid nodülünü almak gerekiyor. Bir diğer sonuç, şüpheli çıkması nodülün. Bu durumda da mutlaka ameliyatla tiroid nodülünü almaktayız. Diğer bir sonuç, sonucun yetersiz olması ya da bizim non-diagnostik dediğimiz durum. Bu durumlarda mutlaka biyopsiyi ikinci defa, gerekirse üçüncü defa tekrarlamakta fayda var. Şimdi tiroid nodülleri iyi huylu çıktı, takip edeceğiz. Takipte neye önem veriyoruz? 1. Tiroid hormon salgısı yapıyor mu nodül? 2. Tiroid nodülünde büyüme var mı? Eğer tiroid nodülünde %20'den fazla bir büyüme varsa tekrar biyopsiyle değerlendirmek gerekebiliyor. Yani biyopsi yaptık, iyi çıktı, 6 ay sonra geldi, büyüme var, tekrar biyopsiyle değerlendirmek gerekiyor. Çünkü karakter değiştirmiş olabilir nodül, o açıdan bakmak gerekiyor. Eğer tiroid nodülü kötü hücre çıkarsa da tüm tiroid bezinin bizim total tiroidektomi adını verdiğimiz bir yöntemle alınması gerekiyor. Mutlaka
ameliyat spesimeninin patolojiye giderek histopatolojik tanı alması gerekiyor. Eğer ameliyat sonucunda tiroid kanseri çıkarsa daha sonra atom tedavisi ya da radyoaktif iyot adını verdiğimiz tedavi açısından hastaların değerlendirilmesi gerekiyor. Ameliyat sonrası ömür boyu tiroid ilacını kullanmaları gerekiyor hastalarımızın. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.